Hayrettin Karaman Birlik ve Partiler Bugün İslam ülkelerinin önemli bir kısmı çoğu ya açık veya kapalı laik demokratik sistem yahut da meşruti veya mutlak krallıkla yönetilmektedir. Bunlar için de çok partili demokrasinin yaşandığı ülkeleri de teorik olarak ikiye ayırmak gerekir. Her fikir, inanç ve programın demokratik yoldan iktidara talip olmasına ve bunun için parti kurarak faaliyet göstermesine izin veren ülkeler, belli bir düşünceyi ve programı dayatan diğerlerinin iktidar talebine izin vermeyen ülkeler. Birinci gruba giren ülkelerde böyle bir ülke varsa Müslümanların İslami bir devlet oluşturmak üzere parti kurmaları, program yapmaları ve bunu iktidara taşımak üzere faaliyet göstermeleri elbette caizdir. Hatta caizin ötesinde farzdır, gereklidir. Dini vazifeleridir. Bu uygulamada usulüne göre yapılmış, içtihada dayanan görüş, program ve yorumlara saygı gösterilmeli, bunlar tefrika sebebi olmamalıdır. İkinci gruba giren ülkelerde İslami bir düzen ve devlet oluşturmak üzere parti kurmaya ve faaliyet göstermeye izin verilmez. Yahut başta izin verilse bile rejimin tehlikeye girdiği ve düzen değişikliğinin gerçekleşeceği hissedilince engelleme yoluna gidilir. Bu sebeple Müslümanlar bu ülkelerde iki yoldan birini tercih konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bir grup Müslüman dinlerinin kendilerini mecbur ettiğine inandıkları düzen değişikliğini gerçekleştirmek için açık muhalefet ve illegal örgütlenme ve faaliyetten başka çarenin ve çıkar yolun bulunmadığına inanmakta ve bu yolu takip etmektedirler. Diğer grup veya gruplarsa yine kabaca ikiye ayrılmışlardır. A. Her şeye rağmen takıya metodunu kullanarak parti kurma, düzen içinde kalma, iktidara adım adım yürüme ve her adımda fırsat el verdikçe, fırsat el verdiği ölçüde, İslamlaşmayı gerçekleştirme, engellendikçe yeni baştan işe koyulma yolunu ve yöntemini seçenler, b. çeşitli eğitim usul ve araçlarını kullanma, tabanı İslamlaştırma ve böylece siyasi yapının da İslamlaşmasını sağlama yolunu seçenler, bunların da gerektikçe takıyı usulünü kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Devlet ve siyaseti programlarının dışında tutan, yalnızca ferdi Müslümanlıkla meşgul olan şahıs ve gruplar da vardır. Ancak bunlar buradaki bahsimizin dışında kalmaktadırlar. Gerek parti kurarak ve gerekse eğitim araçlarından yararlanarak, düzen içinde kalmak ve zahirde düzene uyum göstermek ile. İslamlaşmaya amaçlayan gruplar zaruret ilkesinden hareket etmekte, davranışlarını bu ilke ve delile dayanarak meşrulaştırmaktadırlar. Karşı tarafın bunlara itirazı iki noktadan olmaktadır. 1- Başka yollar ve araçlar tamamen kapalı ve imkansız mıdır ki bu yol zaruri olarak caiz olsun? 2- Takıya yaptıkça, uyum gösterdikçe varlığına ve faaliyetine İzin verilen Müslümanların giderek yaşadıkları gibi olmalarını, İslam'a aykırı olan sistemlerle bütünleşip onların erimelerini, İslam olmayan şeye İslam demelerini nasıl engelleyeceksiniz? Bu yolların zaruri olarak meşru olduğunu savunan Müslümanlar da bu iki itiraza veya soruya 1- Evet başka yol yoktur, var gibi gözükenler de çıkar yol değildir, İki, içe yönelik eğitimle ve muhalefet şuurunun canlı tutulmasıyla erime önlenebilir diye cevap vermektedirler. Bize göre bu tartışmalar ve tavır alışlar, İslam siyaset kültürü ve siyaset fıkhı için paha biçilmez zenginlikler ve uygulama örnekleridir. Samimiyet ve ehliyet şartları bulunduğu müddetçe, bütün Müslüman grupların tezleri birer içtihattır. İçtihat, ihtilafı ümmet için rahmet olmalı, bir tefrika sebebi teşkil etmemelidir. Müminler ancak kardeştir. İçtihad, içtihadın nakz etmez, geçersiz kılmaz. Müslüman ya kendi içtihadı ile amel eder, yahut da içtihad ehliyeti yoksa, itimat ettiği bir alimin içtihadına uyar. İçtihad ve tevil bulundukça, kişi tekfir edilemez. Bu kaideler doğru anlaşılır ve uygulanırsa, İslamlaşma yolunda ortaya çıkan farklı görüş ve uygulamalar da birliği bozamaz, bozmamalıdır. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak